Bugün lateks üzerine baskı yapılarak duvar kaplaması ile ilgili bir videomuz var. İzleyelim, görelim. Enteresan bir iç mimari malzemeyle karşınızdayız. Lateksten duvar kağıdı fakat özel tasarlanmış desenlerle ilgili bir duvar kağıdı. Şu arkamda görmüş olduğunuz birçok ürün o. Yukarıdaki barizörden, ayna barizörden yansıma yapıyor ama gördüğünüz gibi güzel bir uygulama modeli. Hem ekonomi açısından, hem uygulamadaki kolaylık açısından, hem de daha doğrusu yani iç mimari tasarımda farklı bir görsel elde etme açısından çok doğru bir çözüm. Şimdi bununla ilgili videomuz lateks ürün üzerinde duvar kağıdı baskısını gösterecek bir video. İç mekan tasarımcıları ve iç mekan uygulayıcıları için çok güzel bir iş. Detayları gördükçe anlayacaksınız videonun devamında. Bunlar içeride biletler patlarsa ne yapıyorsunuz? Biletler patlamıyorsunuz. İçinde biletler patlarsa ne yapıyorsunuz? Ya patlamıyor. Zaten bu çıkıyor. Hepsi pikleniyor. Başka bir şey olur ise herhangi bir tablidan muhabbet. Fitilini çıkartıyorsunuz bir daha diyebiliyorsunuz. Şunları da sizin var. Gördüğünüz rölyef gerçek bir rölyef değil. Bu bir duvar kağıdı. Ürünler şöyle yakına baktığınız zaman hani insan boyutu algılansın diye ben de videonun içinde göstereyim diye söylüyorum. Çok sağlam yapılmış bir malzemeden. Evet, şimdi öyle bir yerdeyiz ki duvar kağıdından özel tasarlanmış, Photoshop'la ve şeylerle işlenmiş fotoğrafların duvara uygulanması ile ilgili bir mekandayız. İç mimarların bu mekanda kullanması, bunları uygulaması hoş olabilir. Çünkü gerçekten çok durum kurtaran güzel şeyleri var. Yani şöyle bir yaklaşın. Lateks malzemesi dijital baskı olarak uygulanıyor. Böyle biraz böyle derici kağıdı havası veriyor. Bildiğimiz duvar kağıdı. Evet. Bunda da zaten görüyorsunuz mesela. Ben şöyle bir kendimi de göstereyim burada ki ne kadar şey olduğunu görün yani. Gerçekçi bir şeyi oluşturduğunu. Görüyorsunuz bakın burada bir duvar panosu daha var. Alçı ve şeyin üstüne oluşturulmuş böyle bir şeyi de var. Detay olarak da şöyle baktığınız zaman detaylarında çok böyle ince ince görüyorsunuz değil mi? Böyle küçük küçük böyle noktacıklarla sanki deriymiş gibi bir hava veriyor ama gerçekten net bir görüntü sağlamak için bunu profesyonel ekiplerin çalışması gerekiyor. Görüyorsunuz bir kolon kaplaması mesela. Kabartma gibi. Halbuki bakın şöyle bakın. Dümdüz bir kağıt. Şimdi bu iş becerilemez bir işte. Bazıları yapamıyor da bakın yapılmış hali. Çok özel. Bildiğimiz duvar kağıdı. Duvar kağıdı aslında bu yaptığımız şey. Yani bulan şey yani. Ama durumu çok kurtaracak şey yani. Güzel bir iş. Tavan uygulaması yapılmış. Ne kadar net olduğunu algılamak için. Bir kiriş uygulaması. Dekoratif. Hani buradaki amaç tabii buradan neden anlatıyorum. Bu resimler falan hep şey. Lateks dijital baskı bunlar. Duvar kağıdı. Merdivene de uygulamışlar. Bir merdiven tırmanıyoruz. Orada da böyle bir uygulama yapılmış. Üstüne de basılabiliyor yani. Belli bir oranda gücü çok yüksek bir kağıt. Kendisi de şöyle kağıda bakalım. Şöyle netleştireyim biraz da. Arkası böyle güçlü bir şey olan bir kağıt. Çektiğin zaman böyle yırtılacak, kopacak bir kağıt. Bir mutfak yapılmış mesela, eğimli çatısı var. Kavisli daha doğrusu. Şu diyor banal gelmiş. Onun üstünde böyle uygulama yapılmış. Normalde düz bir kavis var burada ama sanki böyle şey bir hava vermiş. Bu uygulamalar özellikle 4-5 senelik falan. Hatta daha fazla. Gördüğünüz gibi yani eski mesleğini falan da hani göz önünde bulundurun diye söyledim. Benim hoşuma gitti malzeme olarak.
Normalde çok böyle bu tür şeylerden çok ürker ve kullanmaktan çekinirdim ama bu farklı. Mesela bir tuvalet. Şimdi bazen malzemede çok böyle zorluklar çekiyoruz ya, yani işte fayans yapalım, şunu yapalım falan. Kağıt çok güçlü bir kağıt. Üstü silinebilen de bir kağıt. Tuvaleti görüyorsunuz yani, örnek veriyorum. Yani aklınıza hayalinize gelecek bir sürü tasarımı tuvaletin kapısına, kendisine uygulayabilirsiniz. Çok pop art, popüler hareketler olabilir böyle. Hoş da çıkabilir yani. Bunun bir şey yok mu? Evet, ışığını açamadık ama tuvaletleri de böyle göstermiş oldum. Bir mantıkta. Yüzdüm. Yüksekliği 3-4 metre olan bir tavan burası. Farklı bir şey olduğunu anlatmak için. Şöyle kendimi de o mekanın içine koyuyorum ki, koymaya çalışıyorum. Algılanması için. Bunlar böyle. Lateks duvar kaplamamız şimdi uygulanıyor. Resimler oluşturulmuş. Çok da güzel gidiyor. Evet. 50 bir seviyeye geldik. %80 civarlarına kadar geldik herhalde. Nasıl? Latex kağıda ürünümüz yapılıyor.